Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Conservation of Energy. Devam ediyoruz burada. Enerjinin korunumu. Conservation of energy says that energy change is due to one of three factors. Distribution, conservation of energy to or from momentum, or conservation to or from some other form of energy, heat or work. Ya dikkat ettiyseniz zaten bu tarz kitaplarda, akademik kitaplarda belli bir şey oluyor. Terminolojisi oluyor dilin. Ve onu çözdükten sonra direkt tak 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 okuyoruz. Dikkat edin, bu cümle çok benzer bir önceki şeyle. Ne yapmıştık bir öncekine? Çevirerek anlatacağım size. Conservation of energy. Enerjinin korunumu. Size diyor ki energy change. Enerji değişimi is due to. Nedeniyle. Neyin nedeniyle? One of three factors. Yine bir öncekinde de momentum da aynı şekildeydi. Bu üç faktörden biri nedeniyle değişiyormuş enerji. Neymiş onlar? Distribution. Yine işte dağılım. Tekinden alalım. Conservation of energy. Enerjinin korunumu. To or from momentum. Bir öncekinde neydi? Conservation of momentum to or from energyydi. Burada da aynı şekilde. Yani enerjinin korunumu ya momentumla ya da momentumdan gibi bir çevirir. Zaten bir in other words deyip diğer cümlede anlatacak bunu. Or conservation to or from some other form of energy. Ya da başka bir enerjinin ten veya enerjiye dönüşüm. Ya da ısı veya iş. Mesela bunu okuyalım. In other words, if the energy increase in one place, either energy or an equivalent amount of momentum must decrease someplace else or heating or work must be done. Burada daha net anlaşılıyor. In other words, diğer bir deyişle, if energy increase in one place, bir yerde enerji arttığında either energy or an equivalent amount of momentum must decrease someplace else. Başka bir yerde ise aynı enerji ya da o enerjiye eş değer miktarda bir momentum must decrease, azalmak zorunda. Or ya da heating or work must be done, ısınma veya iş gerçekleşmesi lazım eğer enerji artıyorsa. Diğer cümle bakalım. Conservation of energy may be extremely complicated for a general physical system owing to the variety of mechanisms that can affect energy such as viscosity, chemical reactions, gravity, electromagnetic forces, heating and so forth. Bu da çok benzer, yani aşina olduğunuz bir cümle artık. Conservation of energy, enerjinin korunumu, may be extremely complicated for a general physical system. Genel fizik sistemlerine göre çok aşırı karmaşık olabilir. Owing to, neden nedeniyle? The variety of mechanism, mekanizmanın, mekaniklerin işte burada çeşitleri nedeniyle. Bu neyi etkiliyormuş? İşte that can affect energy. Enerjiyi etkileyebilen bu mekanik çeşitlilikler. Ne gibi? Such as viscosity. Viscosity kimyasal reaksiyonlar, gravity, yer çekimi, electromagnetic forces, elektromanyetik kuvvetler, heating, ısınma and so forth ve benzeri. Bu tarz, bunlara benzer şeyler nedeniyle enerjiyi etkiliyor. Diğer cümle bakalım. However, traditional gas dynamics concerns invisible flows of perfect gases. Optionally, free of all sources of energy except for pressure, which eliminates all influences on energy except for redistribution and pressure. Şimdi however, bu da çok benzer tanıdık bir cümle. Anlayacağız şimdi. However, ama traditional gas dynamic concern. Bu geleneksel gaz dinamikleri, yani bu konu, bu dal ilgileniyor. Neyle ilgileniyor? Invisible flows of perfect gases. Mükemmel gazların görünmez akışlarıyla ilgileniyor. Optional free of all source of energy except for pressure. Except for neydi? Pressure, yani dışında demek. Basınç dışında. All source of energy. Enerjinin bütün kaynaklarında özgür. Yani diğer basınç dışında diğer kaynakları kullanabiliyoruz. Which, hangileriymiş bunlar? Eliminates all influences of on energy except for distribution and pressure. Except for var, dışında demek. Yeniden dağılma ve basınç dışında enerjinin üzerindeki bütün etkileri kaldıran şeylermiş, akışlar. Geçen diğer cümle. Conservation of energy is most naturally stated in terms of specific total energy. Conservation of energy, enerjinin korunumu is most naturally, en doğal bir şekilde states.
stated, bu ifade ediliyor nerede? In terms of specific total energy. Burada specific yani özel de denilebilir. Toplam enerjinin türünde ifade ediliyor in terms. Diğer cümle okuyalım. Here and in general, specific means per unit mass. Bak burada daha çok şuradaki spesifiği tanımlamış. Here, burada ve genel olarak hem burada bizim bu anlamda kullanıyor ve genel olarak da bu anlamda kullanıyormuş. Neymiş o? Specific. Şuradaki specific kelimesi means per unit mass. Ağırlık başına demek. Burada specific total enerji ne demek o zaman? Ağırlık başına. Yani birim kütle başına toplam enerji demek istiyor burada. Ve diğer cümle bakalım. In the standard notation, specific quantities are denoted by lowercase letters, whereas non-specific quantities, in other words, quantities that depend on the total amount of substance, are denoted by uppercase letters. Buradaki in standard notation, bu standart şeyde gösterimde specific quantities, belirli miktarlar. Burada specific quantities'de biz non-specific quantities göreceğiz. Bunun anlamı şu. Specific burada kütle, birim kütle başınaydı ya. Kütle değişince değişen birimlere biz non-specific quantities diyoruz. Değişmeyen birimlere specific quantities. Mesela yoğunluk. Yani 1 kilo suyun, 1 litre suyun yoğunluğu da aynıdır. 10 litre suyun yoğunluğu da aynıdır. Ama hacim kütleye bağlıdır. Yani kütle arttıkça hacmi de artar doğal olarak. O yüzden yoğunluk specific quantities iken hacim non-specific quantities'dir. Burada çevirmeye devam edelim. Specific quantities are denoted by lowercase. O yüzden bu kütle ile değişmeyen şeyler, miktarlar yani birimler, işte yoğunluk gibi ne yapıyormuş? Lowercase letters. Denote burada şey, belirtmek, ifade etmek demek. Küçük harflerle yazılıyor. Whereas iken ne iken? Non-specific quantities yani belirsiz olan bu kütleyle değişen birimler ise in other words, diğer bir deyişle quantities that depend on total amount of substance. Yani toplam miktar, bu maddenin toplam miktarına bağlı olarak bağlı olan şeyler, özellikleri neymiş? Are denoted by uppercase letters. Büyük harfle yazılıyormuş bunlarda. For example, V is volume and V is 1 divided by rho is specific volume. İşte volume, hacim büyük harfle yazılıyor ama burada şey küçük V ile yazılan da spesifik hacim. Özgün hacim. Olmazsa Türkçesi aynen. Özgün hacim. Bu değişmiyor mesela. İşte miktar değişse de bu değişmiyor. Diğer cümlemize bakalım. Specific internal energy neymiş, nasıl göstermişse E, XT is the energy per unit mass contained in the macroscopic motions of the individual fluid molecules and the specific kinetic energy U square divided by 2 is the energy per unit mass contained in the macroscopic motion of the overall fluid. Şimdi specific internal enerji, burada specific ne belirli yani internal ise iç enerji, özgün enerji de diyebiliriz. Nasıl gösterilmiş? E olarak gösteriliyor. Bunun tanımını yapıyor burada. Is the energy per unit mass contained in macroscopic motion of the individual fluid molecules. Burada individual, birbirinden ayrı, bağımsız sıvı moleküllerinin hareketleri ama in microscopic motion. Mikroskopik hareketler, çok küçük hareketler bunlar. Bu kütle başına bu hareketten dolayı edinilen enerji, ortaya çıkan enerjiymiş E. And the specific kinetic energy U square divided by 2 is the energy per unit mass contained in the microscopic motion of the overall fluid. Kinetik enerji ise bütün sıvıdaki mikroskopik hareketten dolayı yine kütle başına açığa çıkan enerji. Yani V kare bölü 2'dir zaten ama biz V kullanmıyoruz. U'yu kullanıyoruz hız için.
mühendislikte artık lise fiziğinde V kullanıyoruz ama şeye gelince, üniversiteye daha üstüne gelince hız için artık U kullanmaya başlıyoruz. Buna daha aşina olanlarınız vardı zaten. Diğer cümle bakalım. Then the specific total energy E ve T toplamı veriyor. Equals E XT and U square, square XT divided by 2 is the energy per unit mass stored in both microscopic and macroscopic motions. Şimdi burada toplam enerji, yani işte özgün toplam enerji bu formülle veriyor. EXT neydi? EXT bizim burada vermiştik. İç enerjinin özgün enerji diyelim biz ona. Özgün enerjiyle U kare bölü 2, yani kinetik enerjinin toplamı. Is the energy per unit mass, yani kütle başına enerji stored in, depolanmış neye? Both microscopic and macroscopic motion. Mikroskobik ve makro, mikro makro hareketlerden dolayı oluşan enerjilerin toplamını veriyor aslında bize bu formül. Diğer cümleye bakalım. In English, a precise statement of conservation of energy for a one-dimensional gas dynamics is as follows. Bu da artık çok tanıdık bir cümle. In İngilizce'de kesin ifade, neyin kesin ifadesi? Enerjinin korunumu kesin ifadesi. Ne için? For one dimensional gas dynamics. Tek boyutlu gaz dinamikleri için aşağıdaki gibiymiş. Okuyalım buraya. Change in total energy in AB in time interval T1 to T2 equals net energy flow through the boundaries of AB in time interval T1 T2 plus net energy change due to pressure on boundaries of AB in time interval T1 T2. Aslında momentumla benzer şeyler. Bu çevirelim. Change in total energy. Toplam enerjideki değişim. Nerede değişim? A ve B noktasının arasında ve in time interval zaman aralığında, T1 ve T2 zaman aralığında A ve B noktası arasındaki o alanda olan toplam değişim, enerjideki değişim neye eşitmiş? Net energy flow through boundaries. AB in time interval T1, T2. T1 ve T2 zaman aralığında A ve B'nin sınırından geçen, flow through sınırından geçen net enerji ile artı net enerji change due to pressure on boundaries of AB in time interval T1, T2. Yine T1 ve T2 zaman aralığında AB sınırındaki basınçtan dolayı oluşan enerji değişiminin toplamına eşitmiş. Bu ikisinin toplamına eşit. Buraya bakalım. This statement converts to mathematics immediately as follows. Yani bu ifade converts to dönüştürülüyor. Matematiğe dönüştürüyor. Biz immediately derhal işte doğrudan anlamında as follows. Aşağıdaki gibi dönüşüyormuş. İşte burada E toplam var. Rho yoğunluk çarpı E toplam eksi yoğunluk çarpı E toplam. Ama burada şey 2 T2'den T1'i o kadar olan şeyi çıkarıyoruz. Ve bunun Adem Bey'in integralini alacağız. Buralar çok fazla girmeyeyim. Çok sıkıcı olabilir senin için. Eğer İngilizce öğrenmek için geldiyseniz. Buraya okuyalım. Where ET, yani E total is the total energy per unit mass rho ET, rho times ET with the total energy per unit volume and rho times ET times U is the instantaneous total energy flux. Şimdi burada E toplam neydi? Total energy per unit mass. Birim kütle başına toplam enerjiydi. Zaten bunu biliyoruz. Rho çarpı ET, yani yoğunlukla toplam enerjinin çarpımı neymiş? Is total energy per unit volume. Birim hacim başına toplam enerjiymiş. Eğer ben toplam enerjiyi şeyle çarparsam yoğunlukla, o zaman hacim başına toplam enerji elde ediyorum. And rho çarpı ET çarpı U is instantaneous total energy flux. Eğer ben bir de bunu rho çarpı ET'yi bir de hızla çarparsam neyi elde ediyorum? Ani toplam enerji akışını. Intense aniydi. Ani toplam enerji akışını elde ediyorum. Sonra şuraya okuyalım. Then ET
equals rho times dt x is total energy in a to b at time t. Integral t1 to t2 rho times u times et dt is the total energy flux, etc. Total energy flowing past x in time interval t1 to t2, and integral t1 to t2 rho pressure, sorry, pressure t x to t times u dt with the total energy change at x in time interval t1 to t2 due to pressure, which is also sometimes called pressure work. Yani şöyle uzun bir cümlemiz var. Ama basit ya, bu tarz akademik makaleler zaten çevirisi çok zor olmaz. Asıl romanda çok zorlanacağız. Yarın çevireceğim onu. Daha sonra yani bu, o zaman bu durum varsa toplam enerji integral A'dan B'ye işte yoğunlukla toplam enerjinin çarpımı neyi veriyor bize? Total enerji. Toplam enerjiyi veriyor. Nerede? A ve B arasında. At time T. T anındaki A ile B arasındaki toplam enerjiyi biz şu formülden buluyoruz. Sonra integral T1'den T2'ye yoğunluk çarpı hız çarpı toplam enerji ise is the total energy flux. Toplam enerji akışını veriyormuş o zaman şu formülde bize. Yoğunluk çarpı hız çarpı toplam enerji. Etc. Mesela the total energy flowing past x in time interval t1 t2. T1 ve T2 zaman aralığında x noktasından geçen enerji. Yani şu enerji flux da burada açıklamış. And integral T1'de T2'ye basınç çarpı P basınç çarpı hız. Hızın integrali de is total energy change at x in time interval T1 to T2 due to pressure. Şu formül ise işte T1'de T2'ye integral alıp basınçta hızı çarparsam da toplam enerji değişimini neredeki x noktasındaki in time interval T1 ve T2 zaman aralığında due to pressure basınç nedeniyle T1 ve T2 zaman aralığında x noktasında oluşan enerji değişim, toplam enerji değişiminde biz bu formülden buluyoruz. Which is also sometimes called pressure work. Bu da yani şu formülde diğer bir de işte nasıl adlandırılıyormuş? Basınç işi de diyebiliyormuşuz biz buna. Yani buradaki basınçtan dolayı değişen enerji değişimine biz pressure work da diyebiliyormuşuz. Deniyormuş yani. Şuraya bakalım. Equation 2.3a omits body force terms such as those due to gravity. Şimdi formül 2.3a diyor yani. Şu formül omit burada çıkarmak demek. Neyi çıkarıyor? Body force terms. Body burada yüzey de diye denilebilir. Yüzeyden ziyade şey. Body işte vücut. Yani oradaki şey kütle. Oradaki kuvvet. Yani cisme uygulanan kuvvet terimlerini açığa çıkarıyor. Ne gibiymiş bunlar mesela? As those due to gravity. Yani yer çekiminden dolayı mesela ne vardır? Ağırlık kuvveti gibi. Diğer cümleye bakalım. It also omits heat transfer terms. In other words, the flow is assumed to be adiabatic. It also omit. Omit burada şey demek bu arada. Dahil etmek. Denkleme dahil etmiyor. Neyi de dahil etmiyor? Heat transfer terms. Isı transfer terimlerini dahil etmiyor denkleme. Diğer bir de işte. In other words, the flow is assumed. Bu akış farz ediliyormuş. Nasıl farz ediliyor? To be adiabatic. Adiabatic şey izantropik demek yani ısı alışverişi olmadığını farz ediyoruz. Dışarıyla ısı akış arasında ısı alışverişi yok. O yüzden de biz ısı akış ısı transfer terimlerini şey yapıyoruz. Formüle koymuyoruz. Buraya bakalım. Indeed, as mentioned earlier, equation 2.3a neglects all energy effects except for pressure and redistribution. Indeed, gerçekte as mentioned earlier, daha öncesinde bahsedildiği gibi equation 2.3 yani bu işte bu formül ne yapıyor? Neglects. Bu görmezden geliyor. Önemsemiyor. Yani yer vermiyor. All energy effects. Bütün enerji etkilerine yer vermiyormuş. Except for ne dışında? Basınç ve distribution. Distribution bu arada şey hani tekrar dağıtma falan diyorum ya işte yer değiştirme. A'dan B'ye gidiyor mesela X.
Hani AB demiştik ya, B, A, O redistribution veriyor, bir de basınç. P'yi de zaten yapmışız, şu P'de basınç. Onun dışındaki enerji terimlerine yer vermiyor. Çünkü biz izantropik bir akış olduğunu varsayıyoruz. Assume farz etmek demek. Yani ki formülleri de bilim yaparken de zaten bir şeyleri farz edersin. Assume, niye assume ettiğin önemlidir. Farz ettiğin şeye göre yaparsın çalışmalarını. Diğer cümle bakalım. Now let us consider an alternative form of equation 2.3a. Şimdi diyor bize bu consider değerlendirmemiz için izin ver gibi değerlendirelim diyor. Neyi? An alternative form of equation. 2.3 bu 2.3a denklemini alternatif bir formunu değerlendirelim diyor. Yani burada onu daha farklı nasıl şekillendirebiliriz de getirecek diye düşünüyorum. Okuyalım neymiş o? Specific enthalpy H ile gösterilmiş bu. Equals E plus P divided by rho is the energy per unit mass found in the microscopic motions of the fluid molecules plus the potential energy per unit mass stored by compression. Şimdi specific enthalpy, yani burada da işte belirli özgün diye çevirebiliriz. Özgün diye hatırlıyorum. Özgün enthalpy yani H neye eşitmiş? E yani enerji artı P neydi? Basınç. Basınç bölü yoğunluğa eşitmiş. Is energy per unit mass. Kütle başına enerji. Diğer bir deyişle. Found in microscopic motion of the fluid molecules. Sıvı moleküllerinin mikroskopik hareketlerinde bulunan ağırlık başına enerji plus artı the potential energy per unit mass stored by compression. Compression ve sıkıştırmayla depolanan the unit şey yine birim kütledeki enerji, potansiyel enerji. Yani potansiyel enerjiyle bu mikroskopik hareketlerden dolayı oluşan enerjinin toplamına biz ne diyormuşuz? Entalpi diyormuşuz. Diğer türüne bakalım. Specific total enthalpy, burada HT yani H total equals H plus U square divided by 2 equals E total plus pressure divided by rho density is the energy per unit mass stored in the macroscopic and macroscopic motions of the fluids plus the potential energy per unit mass stored by compression. Spesifik total entalpi, burada toplam işte özgün toplam entalpi ise HT, H toplam H artı yani şu artı neymiş? U kare bölü 2. U kare bölü 2 neydi? Bizim neyi veriyordu? Kinetik enerji. Kinetik enerji de eklersek biz toplam entalpiyi buluyormuşuz. Bunu ne yapmış bir diğer türlü? E toplam artı basınç bölü rho. Biz basınç bölü yoğunluk neydi? Neyi gösteriyordu? Sıkışma ile elde ettiğimiz potansiyel enerji değil mi? E toplam neydi bizim? Biz mikroskopik işte moleküllerin bireysel olarak hareketten dolayı elde ettiğimiz mikroskopik enerjiyle bir de makroskopik bu akıştan dolayı elde ettiğimiz enerji yani kinetik enerjiyi toplamıydı. Bu ikisini ET olarak yazmış buraya. Sonra bir de sıkıştırmayla da yazmış. Hem şöyle yazabiliriz hem böyle yazabiliriz. Toplam entalpiye. Onu anlatıyor. Is energy per unit mass stored in the microscopic and macroscopic motions of fluids. Akıştaki mikroskopik ve mikro ve makro hareketlerin depolandığı ve kütle başında toplandığı enerji artı plus the potential energy per unit mass stored by compression. Dediğim gibi işte basınçla sıkıştırmayla elde ettiğimizde potansiyel enerji o şu basınç bölü yoğunluk veriyor şu bize potansiyel enerji. Then the conservation of energy can be written in terms of total enthalpy as follows. O zaman ya bunları söyledikten sonra the conservation of energy. Enerjinin korunumu can be written yani tekrardan yazılabilir in terms of total enthalpy. Burada toplam enthalpy kullanarak şu şekilde yazılabilir diyor. İşte integral A ve B'den gidiyor. Entalpi nerede kullanmış burada? Ona bir bakalım. Ya burada HT. Mesela burada ET'yi
Ha şöyle düşünün. ET yerine ne yapmıştı? HT ile hızı çarpmış. Ve diğerleri aynı. Burada da X yerine B yapmış. Sonra B'den A'ya. Orada değiştirmiş. Çünkü entalpi neydi? Bir de A'dan B'ye gidecekti. Bir aralık olacak. Başka bir değişiklik yok. Son cümleye bakalım. Equation 2.3b, yani şu formülümüz bizim, is certainly more compact than equation 2.3a. This book will use both versions of equations 2.3 at various times. Burada 2.3b, yani bu denklem certainly kesinlikle daha neymiş? Compact, burada daha özlü, daha sade diyor. Ve bu kitapta biz bunların her ikisini de kullanacağız. Yani 2.3 B'yi de kullanacakmışız. Bu 2.3 A'yı da kullanacakmışız. In various times, çeşitli zamanlarda ikisini de kullanacağız. Burada equation of state for perfect gas, mükemmel gazlar için burada ne denklemler? İşte hal denklemleri. Equation of state neydi? İşte bir maddenin sıcaklığı, basıncı, yoğunluğu, farklı parametreleri ile ilgili denklemler arasındaki ilişkiyi gösteren denklemlere biz equation of state diyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.